Evet değerli takipçiler, bugün Nisan ayının 24'ü. Şu anda arımızı kontrolünü yapacağım ve bu şekilde vaziyeti nedir ne değildir ona göre arıya ilave çerçeve vereceğim ve kabarmış çerçeve de verebilirim. Bu doğrultuda belki kat plan atmam gerekebilir. Evet, hep birlikte arımıza bakıyorum. Şöyle önden açarak dumanımı da veriyorum. Evet, evet. Kat atmak için geç kalmışız. Daha doğrusu ilave çerçeve vermek için. Görmüş olduğunuz gibi arılar şurupluğun içine petek yapmışlar. Evet. Şimdi bu şekilde geç kalırsanız arılarınız boşa çalışmış olur. Bakın. Hatta şu gözünde de bal var. Bunu şöyle kenara koyalım. Bu kalsın aynı şekilde. Şimdi görmüş olduğunuz üzere. Evet. Buna ilave çerçeve de versem ben bunu besleyemeyeceğim. Besleyemeyeceğim için de bunu kata çıkartarak arıyı kattan aşağıya besleme yapmak zorundayım. Şu an daha Nisan ayı sonu. Daha Haziran 15'ine kadar ben bu arıyı çalıştırmak zorundayım. Evet, şimdi yapmam gereken son şu çerçeveme bakayım. Çok güzel. Gördüğünüz son çerçeve tamamen, evet, tamamen yavruyla dolu. Bunlar çıktığı zaman kovan hemen hemen iki katına çıkacak. O yüzden dolayı bu şekilde arımı takviyesini yapmalıyım. Bakın çok da sakin bir arı. Yani hızlı bir şekilde harekette ettirebilirsiniz. Evet. Şimdi bunu tam böyle yavruları yukarıdaki kat arasına çekeceğim. Şimdi burada yapmam gereken, şurada katım burada. Önce katıma bakayım, bu kata tam kovana uygun mu? Ona göre işlem yapalım. Şöyle şunu önüne koyalım. Evet, buna uygun bir kat. Buna şimdi kat alma işlemlerini yapmaya başlayacağım. İlk başta bunu yukarıya alıyorum. Şu şekilde daha önceden kalan eski peteğimi kata koyuyorum. Bunlar kabarmış petekler. Kata koyuyorum. Şöyle bakın, sağlı sollu. Daha sonra bunu alıyorum ve üste şu şekilde koyuyorum. Aynı zamanda bunun yanına bir tane daha ilave yapacağım. Bundan bölme de alabiliriz. Ama ben arıyı güçlendirmeye çalışacağım. Evet. Bu da aynı şekilde tamamen yavrulu bir arımız. Bunu da üste koyuyorum. Evet, şu an bunu üste sanki arıyı bölme yapar gibi üst kata çıkardım. İki tarafına kabarmış petek, ortaya yavrulu peteklerini koydum. Şimdi aşağıya aynı şekilde kabarmış peteklerden vermeye devam edeceğim.
Tabii şu üstteki şeyleri de almalıyım. Ve anarısı da var. Tekrar bunu anarısı var mı yok mu diye hiç bakmaya gerek yok. Yavru düzeninden, her şeyinden anlaşılıyor zaten anasının olduğu. Bunları tekrar kullanmak üzere biz eritip mum olarak satıp karşılığında petek alıyoruz. Siz de mumlarınızı bu şekilde değerlendirmeyi unutmayın. Evet, bunu bu şekildeyken şimdi yanına kabarmış petek vermeye başlıyorum. Evet, şöyle temiz kabarmış peteklerimi koyuyorum. Evet. 2, 4, 6, 8, 9. Aşağıya bir tane daha kabarmış petek koyacağım. Evet. Bir tane daha koyuyorum böyle. Evet, koyuyorum. Daha sonra da katımı getiriyorum. Bu şekilde. Evet, önden de oturdu. Evet, gördüğünüz üzere yavrulu petekleri aynı hizada olacak şekilde üste denk getirdim. Ve bu şuruplu da buraya koyuyorum. Ve yine buna şurup vermeye devam edeceğim. Şu şekilde içindekiler bir çıksın. Evet. Bu şekilde şurubumu veriyorum şimdi. Evet.
Şurubumu da verdim. Hatta aynı zamanda yanına da biraz kek koyacağım. Kekin de üstüne koyuyorum. İçine bırakıyorum. Bu şekilde katlatma işlemini tamamlamış oluyorum. Daha sonra aralarını sirkeliyorum. Bu şekilde arımı kapatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde katlatma işlemini tamamlamış bulunmaktayız. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.